Isparta TV ekranlarından herkese iyi günler sevgili seyirciler. Bugün psikolog Şule Tolay ile birlikteyiz. Kendisiyle depresyon hakkında konuşacağız. Peki depresyon nedir? Çeşitleri nelerdir? Kendisine soralım. Evet, depresyon gelişen teknolojiyle beraber asrımızın sorunu haline geldi. Türkiye'de ve dünya genelinde bir çığ gibi büyümeye devam eden ruhsal bir hastalıktır. Genetik temelleri olan, beyin kimyasıyla alakası olan ve sosyal çevrenin çok etkili olduğu bir rahatsızlıktır. Belirtilerine gelince depresyon bir halsizlik, yorgunluk, gittikçe kişinin kendini daha bitkin hissetmesi, işte okulda ya da sosyal hayatın içinde performans kaybının ortaya çıkması, iştahsızlık, uyku uyanıklık döngüsünde bozulma, ya çok uyuyabilirler ya uykuları, uyku kaliteleri çok düşebilir. Yine yeme içme döngüsünde bozulma. Genel anlamda hayattan bir zevk alamama, hayatın ve yaşamanın anlam ve önemini kaybetmiş olması halidir. Peki cinsiyete göre görülme oranı değişir mi? Cinsiyete göre kadınlarda biraz daha sık görünmekle beraber yaygın olarak özellikle emeklilik sonrası erkeklerde çok sık karşılaşılan bir durumdur. Genel istatistiklere baktığımızda insanların çok büyük bir bölümü hayatının bir evresinde mutlaka depresyon geçirmiştir. Peki son zamanlarda muazzam bir artış gösterdi. Nedenleri nelerdir? Şimdi modern bir hayat yaşıyoruz ve modern hayatta ayak uydurmak için çok hızlı dönen çarka uyum sağlamak gerekiyor. Bu da kişilerin çok daha fazla çalışmalarını gerektiriyor. Çok daha fazla çalışmak için gereken zaman aileden, sosyal aktivitelerden, kendi hobilerimizden, keyifli vakit geçirdiğimiz zamanlardan fedakarlık etmeyi gerektiriyor. Özellikle internetin keşfedilmesiyle beraber hızlı bir yalnızlaşma söz konusu oldu insan hayatında. Hatta zaman zaman sosyal medyada işte bir odadan diğerine annesi yemek hazırken mesaj atan figürler görebiliyoruz. Bunlara gülüyoruz ama bunlar hayatımızın acı gerçekleri. Bundan 20 sene önce şehirleşmeyle beraber bir evden bir cenaze çıktığında kimin olduğunu insanlar tanımayacak diye sosyologlar endişe ederken bugün aile içinde yabancılaşma oldu. Emin olun öyle vakalar geliyor ki acil diye geliyorlar. Ama bir bakıyorsunuz söz gelimi çocuk 2 senedir antidepresan kullanıyor ya da 2 yıldır madde kullanıyor ama ailenin haberi yok. Çok ciddi yalnızlaşıyoruz. Ve bu yalnızlaşma insan ruhuna ters geliyor. Düşünün eskiden çocuklar, gençler sokakta oynuyorlardı, maç yapıyorlardı ve streslerini bu şekilde atıyorlardı. Yine arkadaş sohbetleri, genç kızların, genç erkeklerin hem fiziksel anlamda streslerini atmalarına hem de duygusal boşalmalarına yol açarken bugün sadece cep telefonlarına, ekran bağımlılığına mahkum olmuş gençler görüyoruz. Yetişkinlerde de durum aynı ve bu yalnızlaşmanın sonucunda depresyon ne yazık ki gittikçe hızla büyüyor. İlaç tedavisi mutlaka gerekir mi? Psikolojik rahatsızlıkların belirtileri zaten normal hayatta var olan tepkilerin abartılması ve uzun sürmesi olduğu için biraz gözden kaçırılabiliyor ve geç kalınabiliyor. Söz gelimi bir sabah uyandığınızda bütün vücudunuzda kırmızı lekeler varsa anında doktora koşarsınız. Ama bir sabah uyandığınızda canınız işe gitmek istemiyorsa bunun olağan bir şey olduğunu düşünebilirsiniz. Ya da gittikçe daha çok duygusallaştığınızı, daha çok ağlamaya başladığınızı gözden kaçırabilirsiniz. Elbette her insan duygusallaşabilir, ağlayabilir ya da zaman zaman hepimizin iş performansında düşüşler olabilir. Bunlar hemen ben depresyona girdim diye izleyicilerimiz düşünmesinler. Aralıksız devam eden ve performansımızı olumsuz etkileyen, artık dışarıdan fark edilmeye başlayan minimum 15 gün aralıksız devam etmişse depresyondan söz ediyoruz. Erken müdahale edilirse, kişi bunu erken fark ederse sadece psikoterapiyle çözebiliyoruz.
Ama eğer ilerlemişse mutlaka bir psikiyatristten destek alarak ilaç artı psikoterapi ile depresyonun tedavisi illa mümkündür. Peki depresyonun mevsimlerle alakası var mı? Depresyonun mevsimlerle alakası vardır. Çünkü güneş mutluluk hormonları dediğimiz serotonin salgılar. Kişilerde serotonin salgısını artırır. Kış aylarında özellikle kapalı alanlarda çalışan ya da güneş almayan evlerde oturan bireylerin depresyona girme ihtimali biraz daha fazladır. Peki, aklıma direkt Karadeniz geldi de. Oradaki insanlar bayağı bir ya iyi ya da kötü oluyormuş da. Sürekli kapalı ama çünkü. Evet. Depresyona yatkın kişiler var mı? Varsa özellikleri nelerdir? Evet, depresyonla yatkın kişiler vardır. Ailesinde depresyon öyküsü olanlar, evde hala yaşayan depresyon hastalığı çeken bireylerin var olması, kişilerin ruh sağlığını olumsuz etkiler. Yine genetik olarak yatkınlık ve beyin kimyasının yani mutluluk hormonlarının seviyesinin çok düşük olduğu kişilerde depresyon görülme riski daha fazladır. Stresli işlerde çalışanlar, alkol uyuşturucu bağımlılığı olanlar, hayatlarında ciddi bir travma yaşamış olanlar, iflas gibi ya da çok ciddi bir yakınını kaybetmek gibi, depresyon, boşanmak, ani boşanmalar ya da bir sevgilisinden ayrılmak depresyon riskini artırır. Peki inançlı insanlar da depresyona girer mi? Elbette. İnançlı insanlarda da depresyon olur. Bu çok bilinen yanlışlardan bir tanesidir. Çünkü sadece inançlı olmak yeterli olmuyor. Tamamen sünnet üzere emredildiği gibi yaşamak günümüz şartlarında herkesin başarabildiği bir şey değil. Onun için elbette inançlı insanlarda da depresyon vardır. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün şöyle bir açıklaması var. İnançlı insanlar ruhsal travmalar karşısında çok daha dirençlidirler ve inançları sayesinde bu travmadan kurtulma ihtimalleri daha yüksektir. Peki bildiğimiz üzere halkımızın psikiyatri doktorlarına karşı bir ön yargısı var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Mesleğimin ilk yıllarından beri bu konuyla ilgili çok ciddi çalışıyoruz. Ne yazık ki hala bize bile yıl olmuş 2019, ben deli miyim, niye psikoloğa gideyim diyen insanlar var. Psikiyatriste gitmek için deli olmak gerekmiyor. Artık 90'lardan sonra psikiyatrik rahatsızlıkların ruhsal hastalıklar değil, beyin kimyasıyla alakalı olduğu ortaya çıktı. Bu bir devrimdi aslında sağlık camiasında. Beyin kimyasındaki bazı hormonların eksik çalışması ya da bazı hormonların fazla olması bir takım psikiyatrik rahatsızlıklara sebep oluyor. Son 10 yılda özellikle çok yan etkileri minimalize edilmiş çok güzel ilaçlar var. Bunlardan kullanarak çok kısa sürede hastalığı ortadan kaldırmak mümkünken sadece bu inat yüzünden tedaviye gitmemek çok yanlış oluyor. Belki bir 6 ay sürecek ilaç tedavisi geç kalındığı için bu inat yüzünden çok uzun yıllar sürebilir. Onun için lütfen her konuda olduğu gibi bilgi çağında yaşıyoruz. Bu konuda artık bilinçli olalım diyorum. Depresyondan kurtulmak için ne yapmak lazım? Çözümü nelerdir? Evet, depresyondan kurtulmak için yapacaklarımızdan önce aslında depresyona girmemek için önlem almak lazım. Ben her zaman şöyle bir espri yapıyorum. Nasıl ki portakal yemek için grip olmayı beklemiyoruz, öyleyse ruhsal hastalıklar gelmeden önce de ruhumuza iyi bakmak lazım. Midemizin akşama kadar çeşit gıdalara ihtiyacı olduğu gibi sıcak, soğuk, acı, tatlı, sert, yumuşak birçok farklı lezzet midemizin ihtiyacı olduğu için, bedenimizin ihtiyacı olduğu için tüketebildiğimiz gibi ruhumuzun da çok çeşitli ihtiyaçları var. Bunlara önem vermemiz lazım. Dua ve ibadet, yakınlarımızla vakit geçirmek, sohbet edebilmek, spor yapabilmek, güneşten bol bol özellikle yaz aylarında, kış aylarında da öğle saatlerinde istifade edebilmek, mutlaka zevk alacağımız, keyif alacağımız bir hobimizin olması, işe yarar olmak, kendimizi gerçekleştirmek, kendimize zaman ayırmak, günde hiç olmazsa 10 dakika ben kimim, nereden geliyorum, nereye gidiyorum,
dünyaya niye geldim, neler yapmam lazım, yarınlarımın daha güzel olması için kendime nasıl bir yatırım yapabilirim sorusunun cevaplarını araması lazım kişilerin. Kendimize yatırım yaparsak depresyon bizden uzak olacak. Depresyon tedavisi içinde biraz önce saydığım depresyonun belirtileri, halsizlik, yorgunluk, hayattan keyif ve lezzet alamama, iştahsızlık, uyku uyanıklık döngüsünde bozulma, cinsel çekilme, işini yapamama, performans kaybı, bu belirtiler en az 15 ay, 15 günden fazla sürüyorsa ve etrafındakiler artık sana ne oldu diyorsa mutlaka bir uzman yardımı almak lazım. Başlangıçta ise direkt psikologlara gidebilirler. Eğer ilerlemişse zaten psikologlar tıbbi yardım almalarını talep edeceklerdir. Psikoterapi artı ilaçla depresyon illa tedavi edilebilecek bir hastalıktır. Bunu unutmamak lazım. Peki, çok teşekkür ederiz. Depresyon hakkında Şule Hanım'dan bilgi aldık. Bizi bilgilendirdiği için kendisine çok teşekkür ederiz.